Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlar yediklerini, içtiklerini Kur'an'a ve sünnete göre takip edip uygularlar. Yani inancımızda helal ve haram kavramı gıdalarda önemini gösterir. Geçmiş dönemlerde gıdaların üretimi kolaydı. Tarlada üretilir ve en çabuk evde tüketilirdi. Ama böyle bir döneme geldik ki gıda üretiminde tarladan daha çok fabrika, ürünü toplama, derlemeden daha çok formalize etme, bunları karışımlarla, yeni alaşımlarla, yeni katkı maddeleriyle farklı bir tarafa doğru götürme. İşte orada biz gıdaların içinde ne var bilmek istiyoruz. Bu anlayış dünya Müslümanları tarafından özellikle bağışlayın domuz ve türevleri alkol ve miktarlarıyla alakalı dikkat çekildiği için uzun yıllardan beri Müslümanlar ne yediğine dikkat etmeye gayret ettiler. Bu konuda gıda denetim prosesleri geliştirdiler ve bunun adına da helal gıda dediler. Helal gıda çalışmaları bilindiği gibi daha önce Malezya, Endonezya, İran'ın başını çektiği belli ülkelerde resmi olarak götürülürken 2011 yılından itibaren İslam ülkeleri Standart ve Metroloji Enstitüsü'nün resmiyet kazanmasıyla beraber yeni bir yere doğru gitmeye başladı. Yani artık mal ve hizmetlerin İslam ülkeleri arasında yeniden tahliye edilmeden rahatça dolaşabilmesini sağlayacak bir tek logoyla İslam ülkelerinde ya da Müslüman topluluklarında gıdaların tüketilmesine kolaylık getirecek bu anlayış, bir gıda standardının zorunlu hale gelmesine doğru bizi götürdü ve şu anda Dünya Helal Birliği olarak biz İslam ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün uyguladığı standartları uyguluyoruz. Bizim gibi, Türkiye gibi şu anda 33 ülke bu sistemin içinde ve gıdaların hilesiz, zararsız ve İslam inancına uygunluğunu denetleyen bir prosesi öngörüyor. Bu aynı zamanda şunu da ifade ediyor. Gıdalar denetlenirken aynı zamanda gıdaların nasıl, ne şekilde ve kimin tarafından üretileceğini de planlıyor. İslam ülkelerinin ticaret hacmi 6 trilyon dolar. Yine İslam ülkelerinin her yıl sistem, personel ve ürün belgelendirmesine ayırdıkları ücret 16 milyar dolar. Kendi milli şirketlerine ya da milli kuruluşlarının bunda payı 1 milyar dolar yok. 800 milyon civarı. Yani bu şu demek. İslam ülkelerinden her yıl 15 milyar dolar belgelendirme ve denetleme için çekiliyor. Kim dersiniz? İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika ve İsrail. Yani bu 5 ülke her yıl İslam ülkelerinden 15 milyar doları alıp götürüyor. İşte biz diyoruz ki şimdi bu paranın İslam ülkelerinin kendi arasında kalabilmesi ancak ortak bir standardın hayata geçirilmesine bağlı.